bir değişim mi istiyorum yoksa statükonun devamını mı istiyorum? Bu soruların cevabını verdikten sonra da sandığa gidebilirsiniz. Hür iradenizle gidebilirsiniz. Ümit Özdağ öyle dedi, Sinan Oğan böyle dedi, o şöyle. Hayır arkadaş, hür iradenle gideceksin, gideceksin. Burada tabii önemli bir konu, Yeşil Sol Parti şimdi ne yapacak? Evet, Sinan Oğan. Pardon, Ümit Özdağ sağ kimliğiyle, muhafazakarsa milliyetçi sağ kimliğiyle, hatta uç noktada görülen, hatta kimileri tarafından faşist olarak da adlandırılan bir liderden bahsediyoruz. Ama göçmen politikalarında, sığınmacı politikalarında çok netti. En net olan kişiydi. Biz bunları bir sene içerisinde götüreceğiz. Hep şu soruyu sormuşum. Bir dakika arkadaş, göndereceksin de nasıl göndereceksin? Uluslararası hukuk vesaire, güvenlik. Bu sefer bunu daha önce de söylemiş olabilir tabii ki, kusura bakmasın, ama duyduk. Evet, onu, evet tabii, o Yeşil Sol Parti şimdi ne yapacak, onun üzerine konuşacağız. Uluslararası hukuka uygun dedi, insan haklarına saygılı, benim için önemli bu. Ve karşı tarafın, Esad yönetiminin ikna edilmesi. Bir şey soruyorum, 2012'de bu kriz başladı, dün de Sözcü Haber'de dile getirmiştim. İyi, o işte bir yaşında bir çocuk gelmiş buraya diyelim. Çocuk 11-12 yaşında, Türk vatandaşı da olmuş, Türkçeyi biliyor, artık Arapça da konuşamıyor. Nasıl göndereceksin? Şimdi bu nasıl olacak? Ailesi... Çocuk belki Türk vatandaşı, ailesi Suriyeli. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Bunu nasıl yapacaksınız? Herhalde kapsamlı bir çalışması vardır diye düşünüyorum tarafların. Çünkü o zaman parçalanmış aileler yaratırsınız ve insanlığa saygılı bir adım olmaz. Çünkü onlar ülkelerinde örselenmiş olabilirler. Ülkelerinde yok sayılmış olabilirler. Ülkelerinde kalmayıp buraya gelmeleri de ayrı bir mesele. Yani savunabilirler de, edebilirler de. Böyle de bir görüş var. Ama bu görüşü de artık çoktan aşmamız gerekiyor. Şimdi ben onların ülkelerine gitmelerinden yanayım. Çünkü burada Türkiye'ye ne kadarı uyum sağladı, ne kadarı benim geleceğimle oynuyor, ne kadarı benim çocuğumun, gençliğimin geleceğiyle oynuyor bilmiyorum. Ne kadarı eğitimli, ne kadarı eğitimsiz, ne kadarının kafasında iyi düşünceler var, ne kadarının kafasında kötü düşünceler, zararlı düşünceler var bilmiyorum. Hayır, kendi ülkesinde gitsin, kendi ülkesinde var olsun, orada yaşasın, mutlu bir şekilde yaşasın. İmkanlar ölçüsünde yaşasın. Benim tarihime çok hakim değil, benim kültürüme çok hakim değil, benim geçmişime çok hakim değil. Evet, mutlaka alınmalıydı 2012-2013 yıllarında, 2014-2015'te Esad zulmünden kaçıp, evet, veya IŞİD teröründen kaçıp Türkiye'ye yerleşmişlerdi. Türkiye yapması gerekeni yaptı. Avrupa yapmadı. Evet, Avrupa'nın şu anda arka bahçesi gibiyiz. Göçmen deposu gibiyiz. Belki parayla bizi ikna etmeye çalıştılar. İkna hala belki öyle yapıyorlar, bilmiyorum. Ama artık onların da gitme vakti geldi. Dediğim gibi hak edenler gidecek oraya. Oraya gitmeyi, kendi ülkelerine gitmeyi hak edenler veya bir dakika öyle söylemeyeyim. Kendi ülkelerine gitme konusunda Türkiye'de kanun dışı olan herkesin oraya gönderilmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de kalmış ve kanunen de hak kazanmış insanların da haklarının elinden alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Kendi ülkelerine gitmeleri gerektiğini ve bazılarında o seçmen kütüklerinin tekrar elden geçmesi, kimlerin Türk vatandaşı olduğuna bakılması ve bunun net bir şekilde de ortaya çıkarılmasını istiyorum. Eğer bu ne zaman olur? Değişim olursa olur. Ve Kemal Kılıçdaroğlu gelirse olur. Kendi ülkelerine gitmelerinde ben ülkemin Göçmenistan olmasını istemiyorum. Ama burada hak edenler varsa, aileleri ve çocuklarıyla birlikte, onların haklarını savunmak da benim görevim. En azından insanlık görevim. Gelelim Yeşil Sol'a. Şimdi Yeşil Sol nasıl bir adım atacak? Yeşil Sol dediğim ZTP. Peki acaba Ümit Özdağ'a nasıl bakar? Ümit Özdağ sağ kökende, Meral Hanım'la aynı çizgide, 3 aşağı 5 yukarı, veya Meral Hanım'ın partisi gövdesini veya temelini oluşturan ülkücü veya milliyetçi kimliğe sahip bir partiden bahsediyoruz. Zafer Partisi de aynı çizgide olan bir parti. Ama bazı noktalardan Meral Hanım'la ayrışıyorlardı. Hangi noktalar diyecek olursanız, yani bu özellikle milliyetçilik kavramı üzerine, CHP ile yapılan ittifak üzerine veya CHP'nin dışında diğerleriyle yapılan, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ile yapılan ortaklıklardan dolayı şerhleri vardı. Aslında çok büyük farkları da yoktu Meral Akşener'in partisiyle birlikte. Kimi insanlar tarafından da daha böyle üst milliyetçi, yani faşist çizgide de görülen bir Ümit Özdağ olduğu söylenir. Burada Kürt seçmenin ne karar vereceği önemli. Çünkü onlar ilk turda, evet, istenilen şekilde olmasa da, çünkü KDP'nin kendi açıklaması bu, %8,8'lik oy aldı parlamentoda. 11-12, 13 hatta 14'lük oy potansiyeli olan bir partiden bahsediyoruz. Haklılar,
Demirtaş'ın cezaevinde olması reklam propagandasını da çok etkiledi. Ama içeriden gönderdiği tweetlerle de bu propagandayı ayakta tutmaya çalıştı. Evet, Doğu illerinde doğru, Kılıçdaroğlu'na oy verme oranı yüksekti Erdoğan'a göre. Ne var ki o yükseklik istenilen boyutta da değildi. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk turda oy vermiş olan Kürt seçmen acaba nasıl karar verecek? Veya bugün HDP yeni bir açıklama yapar mı? Bu açıklamasında HDP hayır arkadaşlar yine sandığa gidiyoruz, değişim istiyoruz der mi? Veya seçmenini serbest bırakır mı? Bunu bilmiyoruz. Çok bilinmezli bir denklem. Yani Kılıçdaroğlu ikinci turda çevirebilmek için, ikinci turda alabilmek için bu hamleleri yapmak zorundaydı. Yani yükselen bir milliyetçilik olduğu söyleniyor. Zafer Partisi'nin oy oranı %2.44, bu şimdiki performansla belki %3.5, %4'lere çıktı. %4 olayı kafa kafaya getirir. Ama diğer taraftan Yeşil Sol Parti'deki HDP'li ben desteğimi çekiyorum, bu adamı aldınız derse uup aşağıya gider. Tepki oyu ne bileyim Erdoğan'a giderse uup yukarı çıkar. O kadar çok bilinmeyen var ki. Bir de nasıl bakmak gerektiğini Ahmet söylüyor şimdi. Nasıl bakalım Ahmet? Evet. Ahmet çok güzel söyledi. Başka bir pencereden bakıyor. Çünkü şimdi Erdoğan'ın milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum, her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum sözünden sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile kol kola girmesini ifade ediyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'nin lideri, milliyetçi olduğunu bildiğimiz Ümit Özdağ'ı neden yanına almasın? Önemli olan seçimi kazanmak değil mi? Evet, belki de doğru bir mantık. Ha ben şöyle düşünüyorum. Ben değişim istiyorum, tamam mı? Ve bu değişimin olmasını istiyorum. Erdoğan'la bunun olmamasını istiyorum. Çünkü Erdoğan bu seçim propagandasına baktığımızda tahtekarlık vardı, montaj vardı, yalan vardı, her şey vardı. Ve gelen sistemin eğer Erdoğan'la devam edecek olursa daha muhafazakar, daha baskıcı, daha faşist olacağını düşünüyorum. Nereden mi çıkardı? Şuradan çıkar. Ne yazmış? Afganistanbul, Arabistanbul, Pakistanbul. Şu an İstanbul. Afganistanbul, Arabistanbul, Pakistanbul, şu an İstanbul. Erkrem mi yazmış bunu? Evet, güzel. Şimdi bakın, dün Cumhuriyet Gazetesi benden bir mülakat istedi, ona verdim. Ve ne görüyorsunuz dedi, önümüzdeki süreci Erdoğan kazanırsa şöyle dedi. Evvelden bir Erdoğan vardı. Şimdi Erdoğan, daha sonra ona milliyetçi olarak eklemlenen Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Büyük Birlik Partisi ile birlikte. Şimdi ona daha çok daha muhafazakarlaşacağını ve daha çok daha böyle baskıcı bir şeklin alacağı, baskıcı yönetimin olacağı yeniden Refah eklendi. Ardından Sinan Oğan, işte özgür ağırlığı sıfıra yakın bir Sinan Oğan eklendi. Vardır veya yoktur, neticede eklemlendi. Bir de Hüdapar eklemlendi. Ve şöyle dedi, daha baskıcı, daha kendi ideolojisini dayatıcı, daha dünya görüşünü dayatıcı bir zulüm dünyasına doğru gidiyoruz. Zulüm yönetimine doğru gidiyoruz. Daha baskıcı olacak. Daha böyle insanları, özellikle muhalif kesimdeki insanları bezdiren baskılara maruz kalacağız. Evvelden yanında sadece Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Önce tekti. Tekken bu kadarını yaptı. Ardından yanında Milliyetçi Hareket Partisi'ni aldı. Her seferinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha çok bağlandı. Yanına bir de Büyük Birliği aldı. İki tane milliyetçi oldu. Muhafazakar milliyetçi bu şekilde. Ardından şimdi yanında Hüdapar var. Şimdi yanından yeniden Refah'a korkuyorum. Yani evet ben de korkuyorum bu şekilde. Daha muhafazakar, daha bağnaz, daha baskıcı, daha milliyetçi. Ve çok daha böyle faşizan uygulamaların, sorgusuz sualsiz uygulamaların olacağı bir döneme giriyoruz eğer Erdoğan kazanacak olsun. İşte bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isteyenlerdenim. Ha, benim dünya görüşüm Ümit Özdağ'la ne kadar uyuyor? Veya benim dünya görüşüm Meral Akşener'le ne kadar uyuyor? Veya benim dünya görüşüm Kemal Kılıçdaroğlu'yla ne kadar uyuyor? Ama değişimi gerçekleştirebilecek veya Erdoğan karşısında en kuvvetli aday olduğu için ona veriyorum. Veya Ahmet Davutoğlu'yla, Ali Babacan'la ne kadar uyuyor? Veya Yeşiller Sol'la ne kadar uyuyor? Ben değişimi gerçekleştirdiğine inandığım için bunların bir kısmını kenara bırakıyorum. Tamam mı? Rezerv koyuyorum. Ama evet diyorum arkadaş, benim için önemli olan gidip şu değişime oy vermek. Bu değişimi görmek. Ve bu değişimi verdiğimde eğer sonuç değişecek olursa bu değişimin sonuçlarını görüp yaşamak. Çünkü şu andaki yönetenin yapmış olduğu yönetimden dolayı sonuçlarını görüyoruz. Neden sonuç ilişkisine bakacak olursak sonuçlarını yaşıyoruz. Aynı kişi kalacak olursa daha da kötü yaşayacağımızı zaten görüyoruz ve anlıyorum.
ve kendimi böyle sorguluyorum ve sorguladığımda evet diyorum. Bu bununla ortaklık yaptı. Ne bileyim işte sol dediğim sosyal demokrat yapıda bir adamım ben. Duyuyor musun Ahmet beni? Sosyal demokrat yapıda bir insanım. Türkiye İşçi Partisi'ne vermek istiyordum ama işte muhalefette ne bileyim muhalefet mecliste birinci sıraya geçsin veya mecliste kuvvetli olsun, eli daha güçlü olsun diye gittim Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Tamam mı? Bundan sonra evet hangisini istersem ona vereceğim ama yani hangisi daha güçlüymüş veya yakalarmış diye değil. Kendi istediğimi yapacağım. Oylar bölünmesin diye düşündüm. Ve ortaya çıkan mecliste sonuç bu oldu.